Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonu da aktif hale getirirseniz attığım videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine size iğneden tabi model hazırladım ve modelim şu şekilde. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Ara suyunda böyle sinek kanadı ve iki yaprak arasında bu şekilde çiçeğimiz var. Bu modeli sizler için tığa çevirdim. Evet benim tığa çevirdim hali de bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar yapraklarını da birebir iğne oyasındaki gibi aynısı gibi yaptım ortadaki çiçeğimiz zaten birebir arkadaşlar bakın ilmeklerimizin üzerine kontürünü de çekerek modelimi hazırladım Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar yeminimizin tığ battısını bu şekilde hazırlıyoruz şöyle e, sinek kanadımızla yaprağımızın arasına 8 tane bu şekilde tığ battı yaparak başlayacağız Tıklı içine sık iğne ile girdik ve 3 tane zincir çekerek hemen 8 tane tığ battısını hazırlıyoruz buraya. Ters tarafına çevirdim modelimizi şöyle. Buradaki bakın arkadaşlar sık iğne ile sabitledim. Ve buraya 10 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8, 9 ve 10 şöyle bir tane ortada boş bırakıp ikinci tığ battının içine sık iğne ile sabitledim yine düz yüzüne döndüm arkadaşlar şöyle kenarda bir tane ilmek var buraya beş tane bu şekilde yuvanın içine girerek ilmek toplayacağız Yuvanın içine girdim. Dibinde bir zincir çektim 3. Yuvaya giriyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum 4. Ve yuvaya girdim. Dibinde bir zincir 5. Bu şekilde 5 tane ilmeğimi topladım. Şimdi ikişer ikişer bunlar arkadaşlar başa kadar alıp bakın bu şekilde tunus işinden bir yaprak yapacağız. Yine 2 ve 2. 5 tane pardon 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Hemen bakın. ilk arama bu şekilde sık iğne ile sağ. Hemen arkadaşlar sıradaki telin arasına girip dibinde bir zincir çektim 2. Sıradaki telin arasına girdim. Dibinde bir zincir çektim 3 ve bakın aralığa giriyorum. Dibinde bir zincirimi çekiyorum. 4 4 tane bakın ilmeğimizi ikişer ikişer alarak şöyle başa kadar geliyoruz yine 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirimi hemen bakın hem de arkadaşlar bu kirpiklerimiz kesim işlemi gördürüyor 5 ile başladık 4'e düştü şimdi 3 tane ilmeğe düşecek hemen dibindeki teli aralayıp bir zincir çektim hemen yanındaki teli aralayıp şöyle bir zincir çektim bakın şimdi 3 olanı 2 2 olarak aldım yine 7 tane zincir çekiyorum 6 ve 7 hemen telimi aralayıp buraya sağ Sıradaki telimin arasına girip ne dibinde bir zincir çekiyorum. İkisini birden kapattım. 7 zincir 5 6 ve 7. Bakın son kalan telimin arasına da bu 7 zincirimi bu şekilde sabitliyorum. Bakın buraya 10 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Bu yuvamın içine giriyorum arkadaşlar. Bakın. 10 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bu burada artma işlemimiz. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Ve bir defa tığımı doladım. Hemen aynı yuvanın içine girip 1 2 2 olarak şöyle buraya 6. Şimdi arkadaşlar 8 tane zincir. 6, 7 ve 8. Bakın buradaki yaptığım trabzanı aralıyorum. Bu 8 zincir çiçeğimiz için yuva oldu. Bunun içine 5 tane sinek kanadı yapacağız. 3 zincirimi çektim. Hemen bakın yuvanın içine girdim. Kapattım. Bakın buraya dalımız hazır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir zinciri çekip örümcek zincir çekmeden de yapılır üzerine yapacağımız için bu kapanacak arkadaşlar bakın bunu yaptığım bu minik zincirimi hemen buradaki trabzanımın içine giriyorum buraya sık iğne ile sabitledim şöyle bir zincir çekerek döndüm şöyle karşılıklı gelmesi için bu şekilde geçiş yaptım bunu zincirle de yapabilirsiniz örümcek arkadaşlar biraz kalın oluyor diye bu şekilde örümcekle ben tercih ettim. Siz bunu 4-5 tane zincir çekerek yapabilirsiniz. Yine buraya 5 tane bu şekilde arkadaşlar şöyle dibinde zincir çekerek ilmek toplayacağım. 3 oldu. 4 sonuncuya da 5. Yine aynı ilkinde olduğu gibi 5 tane ilmekle yaprağımın yapımına başlıyorum. 2 2 2 2 Bakın bu şekilde 5 tane sık iğne ile başladım. 7 tane zincir çekerek kirpik yapıyorum. 7 zincirimi çektim. Hemen buradaki ilk ilmeğimin arasına sık iğne ile sabitledim. Dibinde bir zincir Hemen sıradaki ilmeğime giriyorum. Bakın hiç belli bile olmuyor arkadaşlar yaptığımız örümcek. Ve sonuncu telimizin de arasına bu şekilde girip bir tane de orada zincir çekip ilmek çıkarıyorum. 4 tane 2 2 alarak bakın şöyle 3 seferde 6. Yine 7 tane zincir. 7 zincir kirpik sayımız arkadaşlar. Hemen ilk telin arasına sık iğne ile sabitledim. Sıradaki telin arasına girdim. Dibinde bir zincir. Sıradaki telin arasına giriyorum. Dibinde bir zincir. 2 2 alarak 2 sefer daldım. 7 zincir. 4, 5, 6 ve 7. Hemen telimin arasına girip sık iğne ile sabitledim. Son telimin arasına da girdim. Şöyle dibinde bir zincir çektim. İkisini birden aldım. Evet. 7 zincirden sonuncu kirpiğimizi de yapalım. Hemen telimin arasına girdim. Bu şekilde sabitledim. 10 zincir 3 4 5 6 7 8 9 şöyle 10 düğme rast geldik arkadaşlar Şimdi bakın birisi ters birisi düz oluyor karşılıklı gelmesi için mecbur bu şekil oluyor arkadaşlar yine yuvamın içine bakın buraya dibine sık iğne ile sabitledim şimdi 5 tane zincir çekiyorum 3 4 ve 5 5 zincirimi şöyle çevirdim bakın arkasından geçip buraya tığ battığı ile sabitlediğim yere şöyle girip bir tane ilmek alıyorum tığımın başı ters döndü arkadaşlar bakın zincir yaprağımızın arkasında kalıyor yine buraya arkadaşlar şöyle dört tane tığ battı ara mesafesi vereceğim bir 2 3 zincir hemen sıradaki tığ battıma girip sık iğne ile sabitliyorum 3 zincirimi çektim hemen sıradaki tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum 3 zincirimi çektim tığ battımın içine girelim sabitledim 3 zincirimi çektim Sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar. 4 tane bu şekilde tığ battı. Mesafesini verdik. Şimdi bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki boş olan tığ battıya giriyorum. 1 2 2 Şimdi buraya arkadaşlar sinek kanadı yapacağım. 4 tane zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincirden bir kirpik. 4 zincirimi yaptım döndüm. Bakın buraya sık iğne ile sabitledim. 10 tane zincir. 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Yaptığım bu trabzanımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Ve Bu şekilde sinek kanadımız hazır 3 tane zincir çektim hemen yandaki tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitledim yine 3 zincir bakın bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum yine buraya trabzan yapıp arkadaşlar sinek kanadı yaparak bu şekilde 3 tane sinek kanadı yaparak devam edeceğiz şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim Evet arkadaşlar yapraklarımızın ortasına yaptığımız dalımızın 8 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile girip ipimi sabitledim. Ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi kapattım. Bakın. Bu şekilde bir tane kirpik yaptım. 1 2 ve 3 zincirimi çekip şöyle çevirdim. Şimdi arkadaşlar 10 zincir çekerek 5 6 7 8 9 10 düz yüzüne dönüyorum ve bu yeşil yuvaya 10 zincirimi bu şekilde kapatıp bakın sık iğne ile buraya sabitledim. Evet. Buraya bu şekilde arkadaşlar bakın sinek kanadını hazırladım. Yine buraya 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen ortasına bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve 3 zincirimi çekip düz yüzüne döndüm 4 dolar arkadaşlar şöyle sıklığına göre bakın. böyle şimdi 10 zincir çekiyorum 8 9 10 zincirimi döndüm hemen buraya sık iğne ile sabitledim. Evet. Buraya arkadaşlar bu sinek kanadından 5 tane yapıp hemen 5'e tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 tane sinek kanadına tamamladım. Ve ilk sinek kanadımdan da Şöyle pembe ipimi arkadaşlar sabitledim. Bunu yerine beyaz da yapabilirsiniz. Ben tonlama olsun diye bu şekilde yaptım ama biraz koyu düştü arkadaşlar. Ve şöyle ipimi uzatıp kulak çöpüyle arkadaşlar aparat olarak kulak çöpünü kullanıyorum. Bu boyut iyi geldi gibi. Daha büyük istiyorsanız şu cam sil hortumunun içiyle de süt pipetiyle veyahut da deneyebilirsiniz. Yine aynı şekilde yuvaya girdim dibindeki tane zincirimi çekip şöyle pipetime taktım her sinek kanadım arkadaşlar Üç tane bu şekilde ilmek topluyorum bakın 3 tane ilmeği topladım ve araya da 3 tane zincir çekiyorum hemen ikinci sinek kanadımın içine girip sık iğne ile 3 zincirimi sabit Yine bir zincirimi çektim. Şöyle arkadaşlar yakınlaştıralım. Bismillah. Kameradan dek getiremiyorum. Biraz dokusu, bakış açısı kameranın evet, çıplak gözden farklı oluyor arkadaşlar. Tepesinden geçireyim derken yandaki boşluktan geçiriyoruz. Yani teyit geçirme olayı. Bu şekilde arkadaşlar tüm yuvalara şöyle üçer tane zincir çekerek üçer kirpik geçiş köprümüz de 3 ilmek sayımızda da 3 Evet arkadaşlar Aslında şey yaprağın tamamını yaptık için bayağı zaman gitti daha fazla uzatmayalım öbür üçünü de geri kalan kısmını da tamamlayıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bakın e, hepsinin şöyle ilmek ayarı aynı olsun diye bu şekilde arkaya kıvırarak şöyle ön plana çıkararak yapabilirsiniz. İplik ilmekleri de çıkarmadan önce yıkarsanız şöyle daha rahat yapmış olursunuz arkadaşlar. Ve yavaş yavaş bu şekilde bakın kıvırarak plastikten çok rahat çıkıyor arkadaşlar. Ve şöyle kırmızıyı düzlediğiniz zaman zaten otomatik pembe bakın arkadaşlar düzleniyor bu şekilde sola doğru da yatırdığımız zaman şimdi bunları fazla düzeltmeye uğraşmayacağız neden çünkü üst kenar kontürünü yaptığımız zaman otomatik düzelecek arkadaşlar bu şekilde şimdi kırmızıyla kenar kontürünü çekelim Evet arkadaşlar şöyle ilk önce bu 10 yeşilden artma işlemi yapmıştık oraya bir tane sık iğne yaparak ipimi tutturuyorum sonra bu senek kanadının dibine pembenin dibine arkadaşlar bu şekilde bakın. sık iğne ile ipimi sabitleyerek buraya bu şekilde devam ediyorum 5 tane zincirimi çektim şimdi arkadaşlar bakın buraya sahte sinek kanadıyla tutturuyorum 3 zincirimi çektim. Hemen yuvadan girip sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen ilmeğimin arasına girdim. Buraya sık iğne ile sabitledim. Evet. 3 tane kirpiğim zaten arkadaşlar bu şekilde. Kenar kontürünü yaptım. Yine e, arkadaşlar 5 zincirimi çekiyorum ve Burada 3 zincirden yuva var ya. Oraya sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Hemen bak. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 zincir. 3 zincirimi çektim ilmeğin arasından girdim sık iğne ile sabitledim 3 zincir ilmeğin arasından girip sık iğne ile sabitledim yine 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi hemen burada bakın geçiş göbüsü olarak 3 zincir yapmıştık arkadaşlar oraya sık iğne ile sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. İlmeğimin arasından girip sık iğne ile sabitledim. Evet, şu şekilde hazırlıyoruz. Hepsini şöyle sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Son kirpiğime kadar geldim bu şekilde. 5 tane zincir çekiyorum ve buradaki sinek kanadımın içine arkadaşlar sabitliyorum bu şekilde bitirmiş olduk ve bakın arkadaşlar hani buradan 10 zincir çekerek buraya sık iğne ile sabitlemiştik buraya sabitledim bir zincirimi de çektim ve ipimi koparıyorum Evet bitmiş hali de bu şekilde oldu bakın arkadaşlar çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Şöyle tek de göstereyim arkadaşlar. Beraber yaptığımız oyanız. Evet modelimiz bu şekilde. Birebir aynısını yapmaya çalıştım. İstediğiniz tonlamalarda açık mor koyu morlu böyle bir kırmızı beyaz veyahut da şöyle çingene pembesiyle açık pembeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Farklı bir model oldu yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşça kalın arkadaşlar